Evet yine merhaba. Bu kez New York'ta Park Avenue'dayız ve ABD mimarlık tarihinin en önemli binalarından birinin önünde duruyoruz. Ludwig Mies van der Rohe'nin Seagram binası. Bina 1956-1958 arasında inşa edilmiş. Bu binanın önemli olmasının birden fazla sebebi var. Mies 1920'lerden itibaren bu tarz binalar tasarlıyor. Ancak bu tarzda ofis binası olarak inşa edilen ilk bina burası. Mies fikirlerini kağıda döküyor. Ancak Almanya'da devrim oluyor. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı yaşanıyor. Arkasından da ABD'de büyük buhran yaşanıyor. Mies ABD'ye taşınıyor. Armour Teknoloji Enstitüsü'nün kampüsünü tasarlıyor. Daha sonra da Seagram binası işini üstleniyor. Seagram Kanadalı bir şirket. O dönemde dünyadaki en büyük içki şirketi. Merkezleri Kanada olduğu için ABD'de yaşanan içki yasağından pek etkilenmiyorlar. 1950'lerin ortalarında Seagram New York şehrinde yeni bir genel müdürlük binası yaptırmaya karar veriyor. Cadde üzerinde bulunan diğer binalara bakıyorlar ve Lever binasından oldukça etkileniyorlar. Lever binası Park Avenue'da perde duvar tekniğiyle inşa edilen ilk modern yapı. Lever şirketinin tepe yöneticilerinden biri olan Charles Lackman aynı zamanda bir mimar ve binanın inşaatı tamamlanmadan önce kendi mimarlık şirketini açmak üzere Lever'dan ayrılıyor. Seagram şirketi projeyi Lackman'a veriyor. Lakman ilk çizimler üzerinde çalışmaya başlıyor. Seagram'ın tepe yöneticisi Samuel Bronfman'ın Harvard Üniversitesi'nde mimarlık ve tasarım alanında yüksek lisans yapan kızı Phyllis Lambert babasını ziyarete geldiğinde çizimleri görüyor. Çizimleri hiç beğenmiyor ve babasına birlikte Modern Sanatlar Müzesi'ne giderek mimari bölümünün baş küratörüyle görüşmelerini öneriyor. Baş küratör onlara birlikte çalışabilecekleri üç mimarın adını veriyor. Fransız mimar Le Corbusier ki onunla çalışmanın çok zor olduğunu belirtiyor. Frank Lloyd Wright ki bu mimarın da oldukça yaşlı olduğunu belirtiyor yani yaklaşık 90 yaşında. Ve üçüncü mimar ise Mies van der Rohe. Küratör sonuç olarak onlara bu mimarla çalışmalarını öneriyor. Mies van der Rohe'de gördüğümüz bu yalın tasarımlı bronz ve cam dış yüzeyli kuleyi tasarlıyor. Bronzun sadece heykellerde kullanıldığını düşünmeyin. Bu binada da kullanılmış. Bu sebeple Seagram Binası sadece New York şehrindeki modern mimarinin en ikonik binalarından biri olmakla kalmıyor, aynı zamanda klasik döneme en çok değer veren binalardan biri olma ayrıcalığını taşıyor. Bu binada tek bir renk kullanılmamış. Farklı tonlar olduğunu görüyoruz. Yapıldığı zamana kıyasla renkler biraz koyulaşmış. Binanın dış yüzeyi kararmayı ve yeşillenmeyi önlemek için her yıl özel yağlar kullanılarak temizleniyor. Antik Yunan döneminin mimari eserleri gibi uzun yıllar hatta nesiller sonra dahi beğeniyle bakılacak bir yapıya bakıyoruz. Son derece simetrik Disiplinli, net hatlara sahip bir bina. Girişteki sütunlara baktığınızda bunları yivli sütunların modern yorumu olarak değerlendirebilirsiniz. Hatta Partenon'dan esinlenilmiş olduğunu söylemek bile mümkün. Mimarın antik dönem uygarlıklarının mimari yapı tarzlarını özümseyerek bunu modern dünya için metal ve cam kullanarak yorumlamış olduğunu görüyoruz. Mimari'deki modernleşme akımında dengeye önem veriliyor. Bu binada da antik ve modern başka bir deyişle eski ve yeni arasında denge kurulmuş. Şöyle aşağıda durup binaya bakmak gerçekten etkileyici. Pencerelerin yanlarında gördüğümüz dikey metaller binanın ilk katından tepeye kadar kesintisiz devam ediyor. Bu metal paneller herhangi bir işleve sahip değil. Sadece görsel olarak binanın dış yüzeyine derinlik kazandırıyor dış yüzeydeki bu metaller binanın iç yapısını da tahmin edebilmemizi sağlıyor ama binanın içinde bronz değil çelik kullanılmış tabii modern mimari tarzın çok önemli bir örneği olan bu binanın antik Yunan mimarisini yeniden yorumladığını söylemiştik buradaki önemli farklardan biri antik dönem mimari yapılarının dış yüzeyleri son derece süslü olurken baktığımız binada çok az dekoratif öge bulunması ve binanın yalın ve anıtsal güzelliğinin öne çıkması. Seagram binası yapıldığı dönemde metrekare başına maliyeti en yüksek olan binaymış. Girişte güzel havuzlar var. Bronzun dışında mozaik, mermer ve granit gibi kıymetli malzemeler kullanılmış. Örneğin bronz, alüminyuma göre oldukça pahalı. Örneğin camla kapatılmış lobinin asansör bölümünde kullanılan traverteni görebiliyoruz. Binanın sağlamlığını vurguluyor. Bu travertenler aynı zamanda antik uygarlıklara da gönderme yapıyor. Zira Roma'da sıklıkla traverten kullanılmıştır. Bina alanın tümüne oturmuyor, caddeden biraz geride. Miyes'e binayı niçin bu kadar geriye yerleştirdiği sorulduğunda, caddenin hemen karşısında bulunan raket ve tenis kulübüne saygı göstermek istediğini belirtmiş. McKim Maid ve White firması tarafından yapılmış olan bu görkemli İtalyan palatsosunu gölgelemek istememiş. Bu kulüp de New York'un en önemli binalarından biri. Ayrıca sanırım binanın rahatça görülebilmesi için girişte boş bir alan da bırakmak istemiş olmalı. Binaya baktığınızda bütünüyle görebiliyorsunuz ve mimari bir deneyim yaşıyorsunuz. Böylesi girişte boş alan bırakılması New York'ta pek olağan değil. Mimar aslında binanın önünün boş kalmasını planlamış. Ancak günümüzde binanın önündeki alan ve havuzların kenarı şehir sakinleri için bir toplanma ve dinlenme mekanına dönüşmüş durumda. Şimdilik hoşçakalın.